Herkese selamlar hocalarım, merhabalar, duyuyor musunuz beni? Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Geliyor mu sesim? Nasılsınız, iyi misiniz? Harika, peki. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocalarım. Öğretmenler günümü kutlamıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün kamerayı açamadım. Bir tık böyle boğazlarım falan çok kötü. Bayağı rahatsızım. Onun için sadece dedim ki ses de olsa yeterli. Önemli olan ne anlattığımız, değil mi? Çok teşekkür ederim hocalarım. Sağ olun. Çok sağ olun. Yavaştan başlayalım mı? Haydi yavaştan başlayalım. Bugün biliyorsunuz bir paragraf soru çözümümüz var. Beraber bir paragrafa bakacağız. Detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu paragrafı incelerken, soruları çözerken işte nasıl ilerleyeceğiz, neye dikkat edeceğiz, nelere odaklanacağız, bunlarla ilgileneceğiz. Biliyorsunuz paragraf soruları çözerken dikkat etmemiz, incelememiz gereken bazı noktalarımız var. Bunlarımız neler? Neye dikkat ediyoruz, neleri çiziyoruz altlarını paragrafta ve buna göre de neler bakıyoruz sorularda bunların hepsini tekrar beraber konuşacağız hocalarım. Ben yavaştan başlıyorum. Dersime gelenler oluyor yavaştan ara ara. Peki şimdi paragraf sorusu çözerken hocalarım en başta bir paragrafta sizin için nedir önemli olan? Birincisi ilk cümle. İkincisi son cümle. İlk cümlenin ve son cümlenin altlarını çizebilirsiniz. Çünkü eğer main nebat soruları geliyorsa bize ya ilk cümlede ya da son cümlede toparlıyor olabilir. Çünkü bize şunu söyleyebilir. İşte ilk cümlede verip konunun neyle ilgili olduğunu verip onunla ilgili detaylandırabilir. Ya da tüm metni son cümlede toparlayıp artık neyle ilgili olduğunu main nebat kısmını son cümlede verebilir. Bunun dışında main nebat sorusuyla ilgili bahsetmişken onu da söyleyelim. Dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi nedir hocalarım? Bizim için sallıyorum şu cümleyi bana aldığı main nebat sorusunda B şıkkına verdi. B şıkkında ben bu cümleyi görüyorum diyelim ki. Şimdi benim için tek bir yerde geçen, bakın tek bir yerde geçen yer B şıkkında geçen yer. Ve paragrafta tek bir yerde geçtiğini varsayıyorum. Main nebat olabilir mi? Olamaz. Çünkü bizim için burası paragrafın tek bir yerine geçmiş. Tek bir yerinde geçmiş ve sadece tek bir cümlede odaklanılmıştır. Eğer paragrafın içerisinden cümleyi alıp direkt şıkka yazmış olsa dahi hiçbir şekilde bizim için main nebat sorusu olmaz hocalarım. Tüm paragrafa bakmam gerekir. Tek bir yerde geçen ifade çok özel bir ifadedir. Main nebat olmaz. Daha genel şıklar bizim için doğru cevaptır. Dediğimiz gibi tekrar dönüyorum paragrafımı incelemeye. Şimdi ilk cümlenin ve son cümlenin altını çizdim. Her yerin altını asla çizmiyorum ki okurken yani şunu yapmıyoruz asla. Tüm her yerin altını böyle çizmiyoruz. Çünkü niye? Ya ben şu cümleyi okumuştum da nerede kaldı? Şu muydu, şu muydu? Tekrar tüm paragrafı taramak zorunda kalıyorsunuz. Böyle olunca da ne oluyor? Vakit kaybı oluyor. Tüm paragrafı bir kere daha okumak sizin için zaman kaybettirir. Onun için ne yapacağız? İlk cümlemiz, son cümlemiz ve önemli olan ifadelerimiz nedir? Önemli olan zarf ifadelerimiz. Zarflarımızın altını çizeceğiz hocalarım. Miktar zarfları, normal zarflar, sıklık zarfları bunların hepsinin altını çizeceğiz. Çünkü bizim için bunlar vurgu yapan yerlerdir. Bunların altını çizeceğiz. Önemli gördüğümüz sıfatlarımızın altını çizeceğiz. Model ifadelerimizin altlarını çizeceğiz. Sayısal verilerimizin, tarihlerimizin altlarını çizeceğiz. Mesela niye hocam, niye tarihlerin altını çiziyoruz? Şimdi farkındaysanız since 1997'den beri demişim ben burada. Since 1997'den beri ifadesiyle hiç 1997'de ifadesi bir olur mu hocalarım? Mesela bu bir restatement sorusu olsaydı direkt eleyebilirdim. Çünkü hiçbir şekilde 1997'den beri yani aslında bu tarihten sonrasını söylüyor. Ama bu sadece bu tarihi anlatıyor. Asla aynı olmadığı için bu ifadelere
sayısal verilere, tarihlere dikkat etmem gerekir. Bunun dışında süperlatif, komparatif ifadelerine, much more ifadelerine ya da benim için kesinlikle anlamı azaltacak, çokluk verecek, azlık sağlayacak bu tarz ifadelere özellikle dikkat etmem gerekir. Ya da kesinlik içeren ifadeler bizim için. Mesela ne gibi? Only gibi. Solely, purely. Sadece ne arasında demiş? Kümes hayvanları arasında. Mesela bu çok kesin bir yargı. İşte genellikle her zaman ifadelere. Gördüğün always ifadesi. Mesela eğer paragrafta always ifadesi geçiyorsa kesinlikle onun bir kullanım yeri vardır. Ya da bu geldiyse karşıma bunların kullanım yerleri kesinlikle vardır hocalarım. Şimdi bunların izinde eğer ben bu yerlere bir de tabii ki bağlaçlarda dikkat edeceğiz. Şimdi ben bunların izinde paragrafımı çizdiğim şekliyle zaten sorularımı çok rahat bir şekilde çıkaracağım. Nasıl olacak hocam o iş? Yani eğer sana şu only ifadesini veriyorsa bunu boşa vermiyordur. Ya sana doğru şıkkı gösteriyordur, ya sana doğru bir şıkkı işaret edecektir, ya da sana ne yapacaktır? Şık eletecektir. Onun için bunları çizmek bile sizin için 3'te 2 yapmanızı kesinlikle sağlayacaktır. Ya da YDS için konuşuyorsak 4'te 2 yapmanızı bunlar bile sağlayacaktır hocalarım. Hemen paragrafıma dalıyorum o zaman bakıyorum neler söylemiş. There are many different subtypes. Neler varmış? İlk cümlemin altını şöyle bir çizdim. Bana diyor ki şuraya dikkat. Many different subtypes. Yani different farklı ama nasıl bir vurgu var. Çok farklı alt türleri var. Tip influenza A virüsünün çok farklı alt türleri varmış. Bu alt türler farklılaşırmış. Neden dolayı? Belirli proteinlerden dolayı farklılaşırmış. Peki burayı niye çizdim? Şimdi proteinlerden dolayı değil, belirli bir proteinlerden dolayı farklılaşıyor. Doğru mu? Bir vurgu var aslında. Onun için burayı da çizmek istedim. Virüsün yüzeyinde bulunan farklı proteinlerden dolayı bu alt türler farklılaşırmış. Enfeksiyon, belirli influenza A virüsü enfeksiyonlar ne tarafından sebep olunan? Bazı H5 tarafından ve H7 tarafından sebep olunan bu türlerde neye sebep olabilirlermiş? Neye sebep olabilirlermiş? Yaygın hastalıklara ve ölümlere sebep olabilirlermiş. Ama nerede? Ne arasında? Bazı türler arasında. Yerel kuşların bazı türleri arasında yaygın hastalıklara ve ölümlere neden olabilirmiş, sebep olabilirmiş. 1997'den beri çeşitli patlamalar, bu pandemik yani hastalıklar. Çünkü patlama derken bu hastalıkların, bu virüslerin patlamalarından bahsediyoruz. H5, H7 influenza'nın çeşitli patlamaları meydana geldi. Sadece ne arasında? Kümes hayvanları arasında. Ama nerede? ABD'deki kümes hayvanları arasında meydana geldi. Dünyanın bazı kısımlarında H5N1 influenza virüsü ve H7N9 virüsü de bunlar da ancak nelere sebep olmuş? İnsanlarda kuş virüsüne sebep olmuş. Şimdi dikkat etmem gereken yerler. Neresiydi benim için? Şimdi since 1997'den beri sadece ne yaptın? Sadece ne yaptın? Kümes hayvanları arasında, ABD'de kümes hayvanları arasında meydana geldi dedin. Peki sonrasında ne dedin? Bir zıtlık attın. Doğru mu? Bak sadece kümes hayvanları arasında geldi deyip sonra bir anda İnsanlarda meydana geldi diyemezdim. Zıtlık atarak bunu sağladım farkındaysanız. Dünyanın bazı kısımlarında da H5N1 virüsü ya da H7N9 virüsü de ancak nerede sebep olmuş? İnsanlarda sebep olmuş. Peki sonrasında kuş virüsü, kuş virüsü neye sahipmiş? Yüksek bir ölüm oranına sahipmiş insanlarda. Ölüm oranı da yüksek. Bakın muhtemelen şu insanlar neye sahip olduğu için düşük bir bağışıklık sistemine sahip oldukları için neye karşı? Influenza virüsüne karşı düşük bir bağışıklık sistemine sahip oldukları için çoğu durumlarda kuş virüsü enfeksiyonunun çoğu vakası, çoğu durumu insanlarda ne olarak meydana geliyormuş? Etkileşimin sonucu olarak meydana geliyormuş. Enfekteli kuşlarla etkileşimin sonucu olarak yani insanlar bu hastalığı nasıl kapıyor? Enfekte kuşlarla etkileşimde olarak.
Enfeksiyon ayrıca da nasıl meydana gelebilirmiş? Kiminle etkileşim kurarak? İşte kirletilmiş yüzeylerle. Doğru mu? Ya da ne yemekten az pişmiş kümes hayvanlarını az pişmiş olarak yemek ve yumurtayı nereden? Peki bunlar enfekteli kuşlarla, enfekteli kuşların yumurtalarını ve bu kümes hayvanlarının az pişmiş olanını yemek ya da kirletilmiş yüzeylere etkileşimle ya da doğrudan enfekteli olmuş bir kişiyle de temasta olmaktan, yani kuş grubuna sahip bir insanla da etkileşimde olmaktan, ki aslında nadiren meydana geliyormuş bu da. Araştırmacılar bakıyorlarmış neye? Birçok faktörü inceliyorlarmış. Neyi de içeren? Genetik bir işareti de içeren. Yani her virüsün genetik işaretçisini, genetik bir yapısını da içeren faktörleri de inceliyorlarmış. Ne yapmak için? Karar vermek için. İnsan enfeksiyonunun kararına vermek için, riskine karar vermek için bunlara da bakıyorlarmış. Peki. Şimdi şuraya dikkat edelim. Buradaki including'in amacı bizim için saç ez yapısıdır arkadaşlar. Saç ez gibi, yani faktörler deyip sonra tek bir faktörden bahsetmemin sebebi, hani genetik işaret edenler ya da genetik yapısı gibi faktörleri inceliyorlar, onlara bakıyorlar demem. Yani including'in amacı burada saç ez. Eğer mesela bu bir bağlaç sorusu olsaydı saç ezi sorardı. Bu bir kelime sorusu olsaydı including ifadesini size sorardı. Peki, şimdi normalde öncelikle kesinlikle ve kesinlikle soruları okumam gerekiyor. Şimdi ya, tabii ki buradaki hata şöyle oldu. Biz direkt paragrafta nelere odaklanmamız gerekir diye başladığımız için ben direkt paragrafa daldım. Ama tabii ki şöyle sorulara şöyle göz atmıştım. Şöyle hani paragrafı kaydırırken baktım özel bir soru yok. Hepsini paragrafla ilgili soruyor. O yüzden tekrar paragrafa bölüp sorulara geçmemiştim. Ama bizim her zaman ilk önceliğimiz paragrafın sorularını okumak hocalarım. Ve farkındaysanız paragrafta da önemli küçük yerlerin altını çizmek. Bu altlarını çizdim. Yani şunu da demeyin, hocam her yerin altını çizdin. Bu küçük küçük çizdiğim yerler bana nerede neyi çizdiğimi, nerede neyi okuduğumu, küçük detayları not aldığımı, yani paragrafla ilgili not aldığımı anlatıyor aslında. Yani siz paragrafın sorularını okurken, şıklarını okurken, ha ben bunu çizmiştim, ha ben böyle bir şey çizmemiştim diyeceğiniz için çok rahat bir şekilde şık eleyip doğru bir şıkkı işaretleyebileceksiniz hocalarım. Şimdi hemen pasajımın şöyle sorularını hızlıca tekrar gözden geçiriyorum. Pasajdan anlarız. Pasajda açıktır. Ya da pasaja göre. Ya da biz anlarız pasajdan. Bakın bu tarz sorular hiç özel, yani cevabı git al içeriden bul gel sorusu yok. Tüm metni tüm metni okumam gerekiyor. Tüm metne odaklanmam gereken sorular. Ve kesinlikle şunu da yapmayın. İşte sadece şurada cevabı var. İşte sallıyorum. Şurayla ilgili, şu cümleyle ilgili bir şey sordu. Sadece hocam burayı okusam olur mu? Olmaz, öyle bir şey yapamayız. Kesinlikle tüm metne bakmamız lazım hocalarım. Sonrasında geldim, şimdi cümlelerimi, şıklarımı okuyorum. Bana demiş ki proteinler ne yapan? Çevreleyen proteinler. İnfluenza virüsünü çevreleyen proteinler sebep olurmuş neylere? Ölümlere. Tüm hayvan türlerinde ölümlere. Bakın bu ne kadar genel bir ifade. Tüm hayvan türlerinin ölümleriyle mi ilgili bir şey söyledik? He, bakalım. Ben ne dedim? Yerel, bakın yerel kuşların bazı türleri arasında ölüme sebep oluyor dedim. O zaman tüm hayvan türleri diye böyle bir genelleme yapabilir miyim? Yapamam. Hatta bakın paragrafı çıkmama bile gerek yok. Eğer ben neleri çizdiğimi, bu tarz önemli yapıları çizdiğim yerleri hatırlarsam, zaten bu tarz önemli gördüğüm yerleri paragrafta çizersem çok rahat bir şekilde tekrar paragrafa dönmeden yapabilirim bu işi. İnfluenza virüsünün alt türleri tanımlanırmış. Ne açısından tanımlanırmış? Onların içerdiği proteinler açısından tanımlanırmış. Şimdi hocalarım, bakın bu aslında önemli bir ifade. Niye? Şimdi bakın biz burada dedik ki, biz şu cümlede dedik ki, bunu hemen şöyle pembeyle çizelim. Biz burada dedik ki, bakın bu alt türler farklılaşırlarmış because of, neyden dolayı? Belirli proteinlerden dolayı farklılaşırlarmış. Virüsün yüzeyindeki
belirli proteinlerden dolayı farklılaşırlarmış. Şimdi benim için burada önemli olan mesele şu, şu cümleyi algılamak önemli. Niye? Şimdi bir farklılaşması demek, bir alt türün farklılaşması diğerlerinden onu ayıran özelliği demek. Doğru mu? O zaman ben bir virüsü tanımlarken onun özelliklerinden bahsediyor olabilirim. Yani aslında o cümle bunun başka bir versiyonu diyebilirim. Yani mesela birinin tanımlanması ya da bir şeyin tanımlanması onun belirli özelliklerinden ya da ne söyleyebiliriz? Diğerlerinden farklılaştıran özellikleri olur. Doğru mu? Onu tanımlatan özellikleri. Onun için bu cümle çok güzel ve aslında hani düşüren tehlikeli de bir cümle olmuş. Bu çok güzel. Hani belki böyle değil deyip eleyebilirsiniz ama bu bir dursun. Şimdi net elimde eleyebileceğim bir şey olmadığı için de tutabilirim ben bu cümleyi. Bu bir dursun. Çünkü diğerleri daha çok elenebilme özelliğine sahipse önce elenenleri konuşuyoruz. Yani önce doğru cevaba ulaşmaktan ziyade eğer eleyebiliyorsanız şık eleyin. Daha sonra doğru cevabı zaten sizi elediğiniz şıklar götürecektir. Peki bakıyorum, influenza virüsünün türü, ABD'deki türü tamamen aynıdır. Bakın eğer böyle bir benim için zarf ifadesi olsaydı çizerdim. Çünkü dedim ki zarf ifadelerini, bütün zarf ifadelerini, miktar olsun, normal zarflar olsun hepsini çizeceğiz. Çünkü bizim için onlar bir niteleme ifadesidir. Kesinlikle çizmemiz gerekir dedik. Sonrasında göçmen kuşlar ne yapıyormuş? Teşkil ediyormuş. Daha fazla risk teşkil ediyormuş. Neyden? Bakın komparatif süperlatif bir ifade çizdik mi? Hiçbir şey çizmedik. Bak bu da gitti. H5 en yaygın türüdür. En yaygın türü. Bak yine bir süperlatif ifade gitti. Farkındaysanız bakın doğru cevabı sizi direkt belki bulamazdınız. Belki direkt bunu işaretleyemezdiniz. Ama 4 tane elimizdeki şık bizi ne yaptı? Elettirdi. Nereden elettirdi? Parçada tüm hayvan türleri diye işaretlemedik. Parçada tamamen diye bir şey geçirmedik. Parçada komparatif ifade yapmadık. Parçada süperlatif ifade bulundurmadık. Hepsini eledim. Cevap zaten beni Bursa'ya götürdü hocalarım. Geldim 70. soruma. Bana demiş ki H5H7 virüslerinin yaygınlığı ABD'deki etkilemiş. Neyi etkilemiş? Kümes hayvanlarını etkilemiş. 1997'den beri. Şimdi hocalarım biz böyle bir cümle okuduk mu? Okuduk. Hemen şöyle. 1997'den beri çeşitli patlamalar olmuş H5H7 virüslerinde. Doğru mu? Bunlar da sadece nerede meydana gelmiş? ABD'de kümes hayvanlarında. Şimdi ben bunu direkt eşleyemez miyim? Yanlış bir tarafı var mı? Tarih doğru. Verdiği ABD mekan doğru. Neyi etkilediğini söylediği doğru. Etkileyenler doğru. Tamamen doğru bir ifade. Bak aslında zaten sen olayı şuradan yakaladın. Ben sana demiştim. Bak çiz bununla ilgili bir yerden gelecek. Bak çiz bununla ilgili bir yerden soru gelecek. Anlaştık mı? Hatta şunu da pembeyle çizelim de nereden ne geldi, neye göre işaretledik bu da belli olsun hocalarım. Şu da pembeyle çizdiğimiz yerden gelmişti cevap. Tamam. Yine de diğer şıkları da tabii ki okuyorum kafama göre hemen böyle buldum diye işaretlemeyi yapmıyorum. Demiş ki enfekteli kümes hayvanlarının sayısı ABD'de much lower'dan çok daha azdır diğer ülkelerdekinden. Şimdi böyle bir kıyaslama var mıydı? Komparatif ifade var mıydı? Gitti. Bak komparatif olsaydı kesinlikle çizerdim. Kuş virüsü ölümcül değildir insanlarda. Nasıl ölümcül değildir? Kuş virüsü yüksek bir ölüm oranına sahipti insanlarda. Direkt yanlış bir bilgi. Bak yine çizdiğim yerden geldi bilgi. 1997'de ABD karşılaştı iki ciddi H7N9 pandemisiyle. Ne arasında? Kümes hayvanları arasında. Tarih doğru mu hocalarım? Tarih doğru değil. Tarih gitti. Bak 1997'den beri bir patlama oluyor, meydana gelme oluyor ama burada 1997'de dedi. Sadece 1997'de olmadı bu iş. Patladı gitti. Kümes hayvanları daha güçlü bağışıklık sistemlerine sahipmiş. Bak stronger yine bir
daha güçlü. Neye karşı? Diğer hayvanlardan bak. Yine bir komparatif ifade var. Yani sen kümes hayvanlarıyla diğer hayvanların bağışıklık sistemini mi karşılaştırıyorsun? Bak ben bu bağışıklık sistemini çizmiştim zaten bak. Dedim ki ya seni doğru cevaba götürecek çizdiğim yerler ya da seni şık eleterek yardımcı olacak. Bak ben burada neyi çizmişim? Düşük bağışıklık sistemi. Ama burada insanların düşük bağışıklık sisteminden bahsettim. Hayvanlarla ilgili bir bağışıklık sistemi meselesi yoktu. Bu da gitti. Bak yine hiç yok, 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 yok. Hiç yani bunları çizmedim diyerek eledim. Cevabım ne olacak? Adana. Geldim 71'e. Hükümet ne yaptı? Durdurdu. Satışlarını durdurdu. Hükümetin adı esamesi geçti mi? Gitti. Doğru mu? Hiç hükümet yani bırak konuyla ilgili yani bunun olmasını, satışları, kümes hayvanlarının satışını durdurmasını geç. Herhangi bir hükümetin adı geçmemişti metnimizde. O yüzden patladı. Uzmanlar ne yaptı? Memnun edici ilerlemeler yaptı. Ve come up with ne buldu? Etkili bir çözüm buldu. Uzmanlar, araştırmacılar tek şurada geçti. Burada da bir çözüm bulduklarına dair bir şeyden bahsettik mi hocalarım? Gitti. Bu arada şu da önemli bir kelimemiz. Üçlü bir phrasal verbimiz daha önce sınavlarımızda gelmiş bir ifademizdir. Come up with. Fikir ve benzeri bulmak. Fikir ve benzeri bulmak. Sadece bulmak diyemeyiz. Çünkü mesela Allah'tan belamızı mı buluyoruz? Nedir? Hayır. Sadece bulmak değil, fikir ve benzeri şeyleri bulmak anlamında kullanıyoruz. Araştırmacılar ya da uzmanlar tek geçen yer burasıydı. Uzmanlarla ilgili geçen bilgi yere ama bunda da benim için bir çözüm buldu değildi. Sonrasında da kalıtsal özellikler, bir influenza virüsünün kalıtsal özellikleri bir yönüdür. Neyin çalışılıyor olan bir yönüdür uzmanlar tarafından. Kalıtsal, şurada da genetik geçmişti. Bak, sana dedi ki araştırmacılar neye bakıyorlardı? Sayısız faktörlere, birçok faktöre bakıyordu. Peki neyi de içeren? Genetik işaretleri de içeren faktörlere. Her virüsün genetik faktörlerini de içeren birçok faktöre bakıyordu. Ama bak zaten burada ne demiş? Bu kalıtsal genetik özellikler bir virüsün neyidir? Tek bir yönüdür. Uzmanlar tarafından incelenen bir yönüdür. Yani bir sürü yönünü bahsediyor. Bu sadece bir yönü diyor. Bunu kullanabilir miyim? Bak çok güzel bir ifade. Bu da bir dursun. ABD ve diğer milletler ne yapıyorlarmış? Adım alıyor, adım atıyorlarmış. Neye karşı? Göçmen kuş türlerine karşı. Ya konumuz hiç göçmen kuş türleri oldu mu? Yani göçmen kuş türleriyle ilgili bir bilgi verdik mi? Ya da göçmen kuşlar diye bir şey söyledik mi? Hayır, bak bu da gitti. Genetik testler must be compulsory, zorunlu olmalıymış. Bak, eğer zaten böyle bir zorunluluktan metin içerisinde bahsediyor olsaydı must'la bunu mesela neyle verebilirdi? Need'le verebilirdi, have to'yla verebilirdi. Doğru mu? Bunlarla veriyor olsaydı yine model olarak altını çizerdim, eş anlamdan gelmiş derdim. Ama hiç böyle bir zorunluluktan, gereklilikten de bahsetmedik. Bu da gitti. Cevabım nedir? Ceyhan. Şimdi hocalarım gördüğünüz gibi metini eğer güzel analiz edersek, metinde çizmemiz gereken yerleri bilirsek rahat bir şekilde çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz. Ha, tabii ki her metin aynı rahatlıkta ya da aynı zorluk ya da kolaylık seviyesinde olmayabiliyor elbette ki. Ya da hatta bazen bunlar mesela şu direkt belki cevabı bulacağınız şıklar da olmayabilir sizin için. Ama diğer şıklar parçada bakın hep işaretlediğim yerlerin şey pardon sildiğim yerlerin ne yaptım neyden elediğimin kutu içerisine alarak onları neden elediğimi kutu içerisine alarak gösterdim. Neden eledim? Parçada altını çizmedim diye. Hep parçada altını çizdiğimiz yerlerden geldim hocalarım bizim için. Doğru cevaplar ya da elediğimiz şıklar evet. Onun için dikkat etmeniz gereken yerleri söyledim hocalarım. Lütfen bunlara dikkat ederek çözün. Zaten siz ÖSYM'nin tüm paragraf sorularını tararsanız ve bu çözdüğüm şekilde çözerseniz siz kendiniz de buna aşina olursanız çok rahat bir şekilde paragraf sorularında güzel netler elde edersiniz. Bunları bu kadar söylememin, bu kadar üstünde durmamın sebebi her paragraf dersimde bahsediyorum. Eğer 70 üstü not almayı hedefliyor ve istiyorsanız bu yolda emek harcıyorsanız paragraf sorularını
yapmak zorundasınız hocalarım. Paragraf sorularını es geçemeyiz. 20 tane paragraf sorumuz var. 20'de 15 yapmamız gerekiyor ki şöyle bir 70'leri rahat görelim. Onun için eğer bu yolda zaten çözerseniz, ÖSYM'nin sorularını bu şekilde incelerseniz, bu yaptığım şekilde giderseniz merak etmeyin. Çok rahat 20'de 15'i ve üstünü görürsünüz hocalarım. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Var mı sormak istediğiniz hocalarım? Rica ederim. Ne demek? Rica ederim. Peki, eğer sorunuz yoksa bugünlük bu kadar olsun hocalarım. Yarın karışık EYDS dersimizde umarım ben de biraz daha toparlanmış olurum. Sizin için, benim için daha verimli olur gerçekten. Peki. Teşekkür ediyorum hocalarım derse katıldığınız için. Yarın derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.